Gel gör, lezzeti tat, Erçelebi'yi anlat. Erçelebi, kömürde kadayıfın sunduğu en güzel aşklar Ulutaç'la başlar. Ulutaç Mobilya'nın sunduğu Mola Saati programı başlıyor. Yakışır gümüş kemer, aynalı körük olmazsa ben gelin gitmem. Ut kemani çalmazsa aynalı köriye de binmem. Aynalı körük olmazsa ben gelin gitmem. Ut kemani çalmazsa aynalı köriye de binmem. Aynalı körük olmazsa ben gelin gitmem. Ut kemani çalmazsa aynalı körük. Aynalı körük olmazsa ben gelin gitmem. Ut kemani çalmazsa aynalı körüye de binmem. Cevizin diyarında olacaksın, ceviz bulamayacaksın. Abi bu havada ceviz nasıl bulunmaz ya? Bir Ekim olmuş, cevizler tamamen toplanmış. Ama ağaçta birkaç tane var sevgili izleyiciler. Dur toplayalım. Dur, bu ağacı vurmam lazım. Allah Allah. Cevizin diyarı Çağlayan Cerit. Ben buraya geleceğim, ceviz bulamayacağım. Tamam, 3 tane yakaladım. Allah. Evet sevgili izleyiciler. Çağlayan Cerit deyince, cevizin memleketi, cevizin diyarı, Çağlayan Cerit deyince akla tabii ki ceviz gelir. Şimdi bu cevizi hani sofralarımıza geliyor ya, kurutulmuş halde satışa sunuluyor ya. İşte bu ağaçtan çıkan ceviz tamamen orijinal, doğal. Yalnız işin bir kötü tarafı var. Bıçak lazım. Bıçak yok. Gel sen şunu tutar mısın bana, bir yardım et bakalım. Bıçak var mı yanında senin? Allah ya. Gel biraz ceviz toplayalım, gel. Ne kadar ağaç var toplamışsınız ya, yapmayın böyle ya. Allah. Son 4 tane kaldı, 4'ünü yiyeceğim. Küçücük, 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 dur. Bakar mısınız sevgili izleyiciler? Bunu sen mi alırsın, ben mi alayım? Kim alsın? Tamam, şunu tutar mısın? Tut bunu. Şöyle cevizi alalım. Ağaçtan toplayalım. Allah. Tut bakalım şu mikrofonu. Ceviz de, bıçağımız da geldi. Eyvallah abi, teşekkür ediyorum. Şu cevizi koyalım yine. Şimdi sevgili izleyiciler, bu ceviz nasıl soyulur, nasıl yenir? Gel abi gel. Bilmiyorsan öğreteyim bak sana. Şimdi bu cevizi
Evet. Açacaksın. Hatta şöyle yapalım. Hayır öyle olmaz. Burada öyle hiç olmaz. Nasıl yapacak ama? Ama burada şöyle alalım bak. Diğer elimi göre. Şöyle bir gösterelim. Evet çocuk bir verme ben gel bak. Şu ortadan açacağız değil mi abi? Şöyle evet, bir göster. Evet, kameraya da evet, göster. Evet, evet. Bak. Allah. İşte taze ceviz. Mis. Evet. Bu filik ceviz mi diyorlar buna? Ne diyorlar? Filik ceviz. Filik. Filik ceviz. Yaş derler. Burada yaş ceviz derler. Abi yalnız mevsim. Mevsimi geçti ama. Ceviz mevsimi. Yalnız ceviz artık son. Sonlar toplanıyor değil sonu. Mi? Sonu. Artık sonu. Bugün de festival var. Evet bugün de festival var. Ya festivale geldik. Cevizlerin hepsini festivale mi götürsün acaba bunlar? Ya çok götüren var yani. Götürmeyen de var. Evet evet var. Geriye döner mi sandın? Dağlara dağlara. Yol verin atlara. Eşinden ayrılana. Felek neylesin? Dağlara dağlara. Yol verin atlara. Eşinden ayrılana. Felek neylesin? Şiddetli bir yağmur yağıyor. Ceviz mevsimi. Ancak ceviz mevsiminin sonuna yaklaştık değil mi? Ooo cevizleri toplamışsın, toplamışsın. Ne var ne yok toplamışsın. Selamun aleyküm. Selam, nasılsınız, iyi çok misiniz? Çok şükür sizi sormalı. Teşekkür ederim abi. Allah iyilik versin. Abi Çağlayan Cennet deyince akla ceviz gelir. Ceviz geliyor. Yalnız cevizin de 1 Ekim, 30 Eylül şu an mevsimi tamamen bitmek kapandı. Üzere. Hepsi toplandı köylerde mı? Köylerde vardır. Köylerde? Evet, Soğukpınar, Boylu köylerinden daha devam ediyordur. Kale köylerine. Çağlayan Cennet'te bitmiş. Burada %90 bitti yani. Tamam. Şimdi cevizleri böyle toplanıyor. Evet. Böyle kurutuluyor. Kurutuluyor. Değil mi? İç ediliyor. Bunlar sucuklu. Ha sucuk için. Böyle olacak. Ha, sucuk var orada. Evet. Bu ikiye bölünüyor. Süper. İple dikiliyor. Böyle sucuklu olarak şey yapılıyor. Harika ya. Bir de oraya bakabilir miyim? Tabii. Şöyle bakalım. Bak. Sucuk şeklinde. Bu fazla kurutulanmış. Ya arkadaşımız gelirse şöyle gösterelim. Bunlar sucuk şeklinde, pekmezden falan evet, olacak değil mi? Yukarıda var ama çekebilirseniz üzeri örtülü ama yağmur diye çekerseniz çekebilirsiniz. Yağmur yağıyor. Evet. Bugün festivale geldik biz de. Hoş geldiniz. Yalnız festivale gelmeden önce bir ceviz yiyelim de öyle gidelim. Tabii canım buyurun. Değil mi? Evet. Helal et abi. Helal olsun. Helal. Abi çok teşekkür ederim. Biz festivale geç kalıyoruz. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hadi kolay gelsin. Karşıki dağlarım esken mi sandı? Teyze kolay gelsin. Ne yapıyorsun burada? Hayatlı yok. Bastık edeceksin. Üzüm ayıklıyorsun. Öpeyim gel. Yalnız yaş üzüm. Ay. Ha, şundan alın dayım. Yalnız yaş üzümlerle yapılıyor burada. He? Bastık. Cevizli. Bastık mı yapıyorsun? Bastık yapacak. Sucuk yapacak. He. Cevizin diyarında yaşamak nasıl bir duygu? 100.000 ceviz geliyor. Kabala veriyor başında. Oh maşallah. 100.000 ceviz geliyor. 40-50 milyon. Kabala veriyor başında. Kız sen bana versene o cevizleri. Ne? Kabala verdik başında kabala. Ha bana vermeyeceksin yani. Bir daha verme. Gel sen de çırp bize ne oy çırp. Oy kurban alırım. Böyle de cana yakın işte insanlarımız var. Ben bir yandan üzüm yiyorum. Teyzemi işiyle baş başa bırakırken yalnız burada kazanımız kaynamaya devam ediyor. Çağlayan Cerit'in doğasının görsellerinin içindeyiz. Abla kolay gelsin. Gelin sizi şöyle bir alayım yanıma gelin. Sizi şöyle bir yanıma alayım ben. Kolay gelsin. Sağ olun. Abla ne yapıyorsunuz burada? Uğraşıyor aşirelerine. Ne yani burada yapılan işlem nedir? Sucuk. Bastık. Sucuk mu yapıyoruz? Hepsi var. Ceviz çok olunca sucuklar da yapılıyor tabii. Ceviz olunca sucuk da oluyor. Şimdi bu sucuğun? Bunu sucuk, kara sucuk yapacak. Siyah sucuk. Suyu şerbet. Karıştıracak mıyız bunu? Yok o da hani şey satılacak suyun özleşmesini bekliyor. Cevizler taze taze geliyor. Taze hepsi var çok şükür. Cevizlerimiz var mesleğine gireceğiz. Gelir inşallah. Değil mi? Peki cevizin diyarında yaşamak nasıl bir duygu? Güzel. Genç kalıyormuş bayanlar ben öyle duydum kız. Doğru mu? Belli. Genç kalıyor. Maşallah ablalarımızın yüzüne bakar mısın? Yani gerçekten. Evet ceviz yiyince genç kalıyorsun. Yiyor. Tabii. Ama yararsa bir yaramazsa. Bir dahaki bana verecek misin? İnşallah. Verecek misin vermeyecek misin? Doğru verecek mi? Allah ayıp ediyorum ha. Allah razı olsun teşekkür yiyeceğimiz ederim. Yiyeceğimiz sucuk ceviz olsun. Allah ayıp razı ediyorsun. Olsun. Festival akşam geliyor muyuz? İnşallah yorulmazsak. Sinden ayrılana felek neylesin dağlara dağlara. Doğa harikası bir yerdeyiz. İster istemez tabii ki sadece burada ceviz bulunmuyor. Elmalar tabii ki böyle. Nelerimiz bulunuyor? Şeftalilerimiz bulunuyor. Minik kardeşimiz de bize sağ olsun ikram etmek için getirmiş. Yalnız görüyorsunuz şöyle elmalarımız, doğal domateslerimiz yetişiyor aynı zamanda burada. Abla siz her şeyi doğal yiyorsunuz maşallah. Doğal. Yapsız.
bak fasulye. Sadece ceviz değil yani. Evet. Çağlayan Cerit'te her şey doğal. Her doğru şeyimiz mu? Doğru. Bağımız, bahçemiz, her şeyimiz doğal. E biz de inşallah. İnşallah bekleriz. Bir dahakine geldiniz. İnşallah. Biz görev aşkıyla görevimizi yapıyoruz. Siz de görev aşkıyla görevinizi yapın. E biz de festivalimize geç kalmayalım artık diyoruz. Çağlayan Cirit'i gezmeye devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Şimdi Çağlayan Cirit deyince akla tabii ki ceviz geliyor. Ceviz'in diyarı, ceviz'in memleketi. Şimdi bir tarafta ceviz, bir tarafta şöyle ceviz ağacı gördüğünüz gibi, bir tarafta Mustafa abi. Ne yapıyor Mustafa teşekkür abi? Teşekkür ederim, sağ ol Ali Bey. Sağ ol. Bir taraftan işte alabalık. Evet. Şu gözlüğümü bir çıkartayım abi. Seni renkli görmeyeyim abi. Sade öyle, görmek tamam, istiyorum tamam, abi. Tamam. Biz de zaten sade olmaya çalışıyoruz. Eyvallah abi. Evet. Abi nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim, sağ ol. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim abi. Diyorum. Abi alabalık için geldim. Evet. Burada alabalığı anlata anlata bitiremiyorlar. Evet. Muhteşem bir yer. Evet. Kamalyaların arasında. Bir tarafta ceviz ağacı. Bir tarafta Mustafa abinin o güneş çizdiği. Arka tarafta şelale. Muhteşem. Vallahi gerçekten çok güzel bir yer. Evet. Öncelikle belediye başkanım çok teşekkür ediyorum. Böyle bir yeri bize anlatmak için fırsat verdiği için ve tabii ki böyle bir güzelliği de görmüş olduk biz de. Cevizlerin arasında muhteşem bir yer. Gerçekten çok kutluyorum ben sizi. Abi öncelikle biraz lezzetten bahsetmeni isteyeceğim. Alabalık. Tabii ki başüstüne Ali Bey. Ali Bey öncelikle sizin de dediğiniz gibi bizleri bu araya getiren bu festival vesilesiyle sizleri bir araya getiren belediye başkanımıza, belediye meclis üyelerimize, personellerine ve tüm emeğe geçen, bu festivalde emeğe geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sizlere de bizlere de bu vesileyle bir araya geldik. Tabii ki siz şimdi burada balıkta ayranla balık olur mu dediniz. Aynen. Evet. Abi ayran ve balık. Evet, doğru. Ters orantılı. Ters. Doğrudur. Ben bu sektöre girmeden önce onu aynen ben de duyardım. Sektöre girmeden önce sordum. Ben 5 yıl oldu bu sektöre gireli. Ayran, ya biz Çağlayan Cerit'te ayranla balığı bir yiyoruz. Nasıl olur falan diye sorduğumda doktordu bir doktor hocam. O da dedi ki evet doğrudur. Balık zehirleme yapar ama bayat balıkta zehirleme yapar. Bayat. Sizin balıklar taze olduğu için bir şey yapmaz dedi. Siz de zaten gördüğünüz gibi çekim de yaptınız. Aynen. Bir havuzdan balığımızı tutuyoruz. Aynen. Günlük temizleniyor, bir şişip yeniyor. Bu da işte zehirlemeye neden olmuyormuş. Lezzete bakalım ve kapanış yapmak istiyorum. Balık ve ayran. Balık ve ayran. İyi evet. İyi düşün abi. İçebilirsiniz, serbestsiniz. Harika vallahi. Alacağım ben sen. Vay gülüm kalabalık yerdesin. Deli 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 kalabalık yerdesin. Deli 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 deli. Thank you.
önce son hızıyla devam ediyor ve sabırsızlıkla şu an festivalin konser öncesinde çocuklarımızla beraberiz. Festival olur da çocuklar olmaz mı? Yalnız burada çocuklarımız için de ayrı bir alan düşünülmüş. Gerçekten çok güzel. Kolay gelsin. Hemen durduruyorum seni. Ne yapıyoruz? İyiyiz. Ne yapıyoruz? Halat da yukarı çekiyoruz çocukları. Tamam. Yukarıya mı çekeceğiz? Evet. Evet ben de. Ne yapıyoruz? Yukarı çıkıyor. Çıkabilecek misin yukarı? Evet. Çıkabilecek mi sence? Çıkar bence. Ben merak ediyorum, çıkabilecek misin? Gel gel, aslan parçası burada. Yakışıklı, ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum. Birazdan festival başlayacak. Hı? Eğleniyorsun sen burada. Hı. Hadi çık bakalım, nasıl çıkıyorsun sen? Göster erkekliğini. Şöyle izliyoruz. Evini başına yar yar yıkar da seni yar yar kalkar giderim. Evini başına yar yar. Çıkabilecek mi sizce? Çıkar bence. Zirveye çıkar mı? Çıkar. Ama yavaşça inmen lazım. Yalnız zaten güvenlik önlemi alınmış. Bırakma kendini, yavaşça in. Yavaşça inmen lazım. Cesur olman lazım. Tamam. Ay, bir tarafında ne var? Bir tarafında ne var? Efendim? Ne var burada? Burada ne var? Mickey mi var burada? Evet. Burada ne var? Donald Duck. Ne var? Donald Duck. Donald Duck var burada. Çocukların vazgeçilmez çizgi kahramanları görüyorsunuz. Çocuklarımız eğleniyor mu bari? Evet. Biz de eğlenelim o zaman. Tabii. Çocuklar eğleniyor muyuz? Evet. Eğleniyor muyuz? Evet. İntizar eyledim yar yar burçak ekene. İntizar eyledim yar yar burçak. Arkadaşlar ne bekliyoruz burada? Sıra bekliyoruz. Ne bekliyorsunuz? Ne bu? Süperay. Mickey Custom. Söyle bakayım ismini. İbrahim Egemen Babuç. İbrahim, tamam. Senin yerine ben gidiyorum. Şimdi ne konuşmak istiyorsun? Çok güzel. Güzel mi? Eğleniyor musun? Evet, eğleniyorum. Ceviz festivalinde ceviz yiyecek misin? Evet, yiyeceğim. Tamam, iyi bakalım. Sevgili izleyiciler, bugün çocukların doyasıya eğleneceği, Çağlayan Cennet'te halkın eğlenebileceği bir ortam gerçekten. Kolay gelsin. Geçebilir miyim? Hayır. Niye geçemiyorum? Yasak mı? Abi çocuk parkuru. Çocuk parkuru yasak diyor. Biz geçemiyoruz. Çocuklar. Buyurun abicim, buyurun buyurun. Teşekkür ediyorum. Gidiyorum. Gidiyoruz. Eğlenmeye. Zıpla. Evet. Zıpla. Zıplayalım. Zıpla. Gerçekten eğlenceli bir ortam. Biz böyle eğleniyorsak çocuklar ne yapıyor? El sallayın çocuklar. Mola saati diyoruz. Mola saati. Eğlenmeye devam ediyoruz. Oyun parkurları gördüğünüz gibi muhteşem düşünmüşler. Ortama ayarlamışlar. Gerçekten Çağlayan Cennet çocuklar doyasıya eğleniyorlar. Biz eğlenmeye devam ediyoruz. Sabahtan kalktım da nasıl gidiyor? İyi. Mola saati diyelim mi mola saati? Hayır. Yok. Size mola yok. Bunlara mola yokmuş sevgili izleyiciler. Hadi yukarı çıkın. Başlayın hadi. Hadi çık. Başlayın. Dur. Gördüğünüz gibi sevgili izleyiciler, çocuklarımız doyasıya eğleniyorlar. Nasıl buldunuz festivali? Güzel geçti. Güzel gidiyor. Evet. Aslan buralı mısın? Buralı değilim. Eşim buralı. Çağlayan Cennet'te. Evet. Festival için geldiniz. Yok, burada oturuyorum. Burada oturuyorsun. Süper. Gördüğünüz gibi ceviz festivali. Evet. Cevizin diyarı. Evet. Ana vatanı diyebiliriz. Evet. Evet. Arkadaşımız kazanmış bu arada. İyi eğlenceler diliyoruz. Akşama Hüseyin Kağıt var. İzleyin. Teşekkür ederim. Festival alanını gördüğünüz gibi yavaş yavaş gelmeye başladılar. Şu an saat 6.30. Akşam Hüseyin Kağıt var, Sevcan Orhan var, yarın Bengü var. Sahnede sevgili izleyiciler, yeni sanatçımız var, Zafer Bertizlioğlu. Gördüğünüz gibi şu an hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Çocuklar bir tarafta eğleniyor, diğer tarafta da satışlar yapılıyor. Burada yöresel lezzetler mi satılıyor bilmiyorum. İsterseniz beni takip edin. Ben festivalleri çok seviyorum çünkü neden? Çocukları gördüğüm zaman benim de eğlenesim geliyor. Şu anda ne yapıyoruz? Ders atıyoruz.
Ne yapıyoruz? Dert atıyoruz. Ben atabilir miyim sence? Evet. O zaman şöyle atalım. Nereye tutturmam gerekiyor? Kırmızı hedefe. İsmin ne? Rahime. Rahime, ben atabilir miyim, atamaz mıyım? Atabilirsin. Atabilirim. O zaman atalım. Atamadım. At bakalım minik. Kırmızıyı tutturmam. Tutturamadım. En iyisi ben uğraşmayayım. Kahramanmaraş'ın güzel ve şirin ilçesi Çağlayan Cirit. Belediye başkanımız her şeyi düşünmüş burada. Tabii çocuklarımız sadece eğlenmiyor burada. Tabii ki satıcılarımızın da yüzü gülüyor. Aynı zamanda da halkımız konseri sevinçle, heyecanla bekliyor. Biz de heyecanla bekliyoruz. Her festivalin olmazsa olmazı çocuklarımızın ve gençlerimizin, halkımızın en çok sevdiği nedir? Tabii ki mısır. Mısırdır. Mısırdır. Yani kaynatılmış mısır. Evet, haşlanmış mısır. 8 yıldır yaparım ben bu işi. Biz de yiyecek miyiz? Evet. Nasıl buldunuz festivalimizi? Çok güzel. Başkanımıza teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz, evet. Başkanımız Zeki'ye çok teşekkür ederiz. Bol bol ceviz yiyecek miyiz? Evet, inşallah. Burada mısır var ama ceviz yemeye devam edeceğiz değil mi? Evet. Hadi kolay gelsin. Tamam. Tabii çocuklar için olmazsa olmaz pamuk şekerlerimiz. Hiç pamuk şekerinin yapılışını görmüş müydünüz? Kolay gelsin. Buluştuk, sağ olasın efendim, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Bu pamuk şekeri çocuklar neden çok seviyor? Ben de çok seviyorum, laf aramızda. Bilmiyorum ki evet, çok seviyorum. Şeker olduğundan dolayı. Şeker olduğundan dolayı ak çocuklarımız da dünyanın en masum varlıkları. Tabii. Ak çilek tozu var içinde. Çilek tozu mu bunun? Tabii. Tadını yerine getiriyor. Tabii. Peki bir tane de biz alsak? Tabii efendim. Olmaz mı? Bir tane de biz Fayda Hanım diyoruz. Elmalı da var. Ben çilekli almayı tercih ediyorum. Sen de istiyor musun Ali? İstiyor. Ali bak orada. Ali gelmiyor yanımıza. Şöyle gösterelim. İşte pamuk şekerimiz. Hani demiştim ya, Çağlayan Cirit de sadece cevizin diyarı değil, Çağlayan Cirit sadece cevizin diyarı olmadığı gibi tabii ki elmasıyla da meşhur ve elmasından, doğal elmasından yapılan elma şekerleri de meşhur. Pamuk şekeri mi tercih edersiniz, elma şekeri mi? Doğal elma şekeri yemek istiyorsanız Çağlayan Cirit'e gelmeniz gerekiyor. Umarız. Ve işte Kahramanmaraş'ı anlatan her noktasında Çağlayan Cirit'te. Ne var? Kahramanmaraş dondurması. Çağlayan Cirit'te, yani Kahramanmaraş'ın güzel ve şirin ilçesinde dondurmamız bulunuyor. Evet. Kahramanmaraş'ın özgü dondurması. Evet. Kahramanmaraş'a özgü Maraş dondurması. Maraş dondurması. Evet efendim. Peki bu Maraş dondurması neden bu kadar lezzetli oluyor? Keçi sütünden öz yapıldığı için saf, katkı maddesi içermeyen bir maddedir. Festivali nasıl buldunuz? Festivali başkanımız bizi çağırdı. Biz İstanbul'dan geldik görevlendirme olarak. İstanbul. O zaman size kolay gelsin. Tabii festival. Maraş dondurması. Ama beni kandırmayacaksın. Yok, sizin şovunuz meşhur, ben biliyorum. Kandırmasını bilmiyorum ki. Buyurun. Aha. Yakalandın, gördün mü? Hoppala. Hadi afiyet olsun. Görüşürüz. Ama ben o dondurmayı sıkı alırım. Tutalım lütfen. Alamadım. Yani ya bunu gönül rızanla verirsin, ya bunu gönül rızanla verirsin. Aynen öyle yapalım, hadi o zaman. Buyurun efendim, afiyet olsun. Verecek misin, vermeyecek misin? Vereceğim abla, biraz daha buradayız. Sabaha çok nasıl olsa, buyurun. Aha, düşürdün. Başkanımız sizi boşuna çağırmamış mı? Evet, aynen öyle. Afiyet olsun. Ve sonunda kendi istekleriyle verdiler. Çok teşekkür ediyoruz. Dondurmamızı artık yiyebiliriz. Tabii. Nefesini yar yar kalkar giderim. Evini başına yar. Beşincisini düzenlediğimiz Ceviz ve Kültür Festivalimize hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Evet, bu organizasyonla Çağlayan Cirit'in çok önemli değeri olan, artık ulusal anlamda değil, uluslararası anlamda ses getiren Çağlayan Cirit Cevizi'ni daha değerlendirmek, daha da marka değerini yükseltmek için böyle bir organizasyonu planladık. İnşallah organizasyonumuzun, festivalimizin hedeflerine ulaşması noktasında
hayırlar getirmesini ben temenni ediyorum. 2 günlük bir festivalimiz olacak. Buna imkan sağlayan başta belediye başkanımız, tüm yetkililere ben buradan şükranlarımı sunuyorum. Çok güzel bir ortam hazırladılar. Sayın vekillerimize ve yakın ilçelerimizden gelen, uzak ilçelerden gelen protokol üyelerine, belediye başkanlarımıza buradan şükranlarımı sunuyorum. Siz değerli vatandaşlarımız ve protokol üyeleri, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Tabii biz de Ankara'da bizi çok sıkıştırıyor Sayın Belediye Başkanımız. Biz de ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. İşte burada doğalgazla ilgili 1 Kasım'da Çağlayancı halkımıza söz vermiştik. Buradan bir müjde vermek istiyorum. Ey Çağlayancılar, önümüzdeki yıldan itibaren inşallah doğal gazımız sizlere gelecektir. Hayırlı uğurlu olsun. Beşinci Ceviz ve Kültür Festivalimizin açılış kurdelesini Sayın Milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, tüm protokol üyelerimizle kesiyoruz. Festivalimizin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Ya Allah, Bismillah. Dereceye girenleri ve en iyi cevizi üretenleri alkışlarla sahneye almak istiyorum. Hoş geldiniz. Şöyle. Evet. Yarışmalarımızda dereceye girenlere ödüllerini takdim etmek üzere çok değerli Çağlayancı Kaymakamı Sayın Özcem Murat Beyefendi, Çağlayancı Belediye Başkanımız Sayın Üzeyir Kızılseki Beyefendi, ayrıca İlçe Tarım Müdürümüz Sayın İsmail Kıraç Beyefendi çok ama çok kuvvetli alkışlarla sahneye davet etmek istiyorum. En iyi ceviz bahçesi sahiplerimiz, dereceye girenler Ali Sarıaltun, Hasan Emek, İsmail Boz, Mehmet Göktaş, Oruç Bakırsu, Osman Firdevsoğlu ve Veli Demiröz değerli protokolümüzün ellerinden altınlarını alıyorlar. Alkışlarla alıyorlar, değil mi? Çağlayan Ceret. Sevcan olan dinlemeye. Teyzeciğim nasılsın? Bir hayatım nasılsın? Teyze sandalyemize ne çıkmışsın yalnız konser izlemek için? Ne? Konser izlemek için yalnız sandalyenin üzerine çıkmışsın. Ehe. Sevcan olanı seviyor musun? Seviyorum. İzlemeye mi geldin? Ben? Seviyorum. Çok
çok seviyorum sizi. Var güzel oldu mu? Oldu. Başkanımıza teşekkür edelim mi buradan ne o zaman? Ne derim? Halkımızı bütünleştirdi. Ederim başkana buradan teşekkür ederim o zaman başkanımıza. Bütün herkes başkanımıza teşekkür ederiz bugün için. Herkese sevgiler. Çağlayan Cevit halkını bunu bütünleştirdi. Geçtiğimiz festival arasında halkını bütünleştirdi. Yalnız hala teyze yere kalmaya devam ediyor benden. Buradan el sallayalım. Memnun muyuz festivalden? Memnunuz. Yalnız abla biraz sen arkada kalmış gibisin. Ne yapalım çocuklar? Minikler mi izliyor? Evet. Minik görüyor musun? Evet. Yok yalnız o bize cevap vermiyor. Siz nasıl buldunuz? Güzel. Genciyle, yaşlısıyla, çocuklarıyla herkes bir arada. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Festivale geldiniz. Evet. Çok beğendik. Pazarcık'tan geliyoruz. Çok güzel, çok beğendik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Kesinlikle Üzeyir Başkanımız da meslektaşım zaten. Çok seviyorum kendisini de. Çok mükemmel bir organizasyon olmuş. Çok beğendik. Aynen. Aynen öyle. Şu anda da bildiğim bir parça söylüyor zaten. Çok seviyorum. Müthiş bir kalabalık evet, var. Evet çok güzel. Tebrik ediyorum başkanıma. Saygılar sunuyorum. Rica ederim. Havai fişeklerle eğlence konser devam ediyor şu anda yine. Merhabalar. Merhabalar. Eğlencemiz nasıl gidiyor? Efendim? Keyifler yerinde mi? Güzel. Güzel değil mi? Teyze nasılsın? Çok şükür iyiyiz. Festivali nasıl buldun? Çok güzel. Güzel mi? Güzel. Sevcan Ağa'nı seviyor musun? Sevcan Ağa'nı seviyor musun? Sevmek mi? Sevmek mi? O zaman buradan emeği geç herkes teşekkür edelim mi? Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Seyircan Hanım, gerçekten bugün bizimle olduğunuz için çok mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz ben sizlere. Çok büyük şeref verdiniz. Başkanım, ben eminim zaten sizi çok sevmeseler bugün başkan olamazdınız. Belediyecilik bambaşka bir şeydir. Çok teşekkürler. Onun siyaseti olmaz, onun insanlıktan başka hiçbir şeye ihtiyacı olmaz. Hele ki böyle küçüksünüz ama ben size sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Çok kibarsınız, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizlere de hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza, yüreğinize sağlık. Antep'ten ötedim Karaş'ın yolum. Geçmez oldu buradan kardeşin yolu. Kapımı çaldı da bir kara haber. Kırıldı gönlümün kanadı kolu. N'oldu kardeş n'oldu, yolda mı kaldın? Doluya mı düştün, orada mı kaldın? Bir zalim elinden yaramı aldın. Antep'im Maraş'ı başıma yıktın. Madem sevmiyorduk, o bakışlar neydi? Çektiğin mesajlar dümenden miydi? Ne lüzum vardı yanlış yapmanın? Yiyici yemekleri insan hiç doymaz canım. Beni. O filmin sonu üstüne belli
kaybeydi. Baş öyle de sen oynasan sonun üstüne. Mola Saat programımız devam ediyor sevgili izleyiciler. İşte Çağlayan Cirit Belediye Başkanımız Üzeyir Kızılsekil ile birlikteyiz. Başkanım merhabalar. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Teşekkür tekrar. Teşekkür ediyorum. Evet. Başkanım, festivalin birinci günü tamamladı. Evet. Hüseyin Kağıt ve Sercan Orhan teşvik etmişti. Hı hı hı. Bugün de Bomba Bir Ses var, Bengü var. Evet. Festivalle ilgili biraz değerlendirme almak istiyorum. Evet, festivalimizin birinci günü değerlendirecek olursak, festivalimiz şu anda hedefine ulaşan bir festival oldu birinci gün itibariyle. İnşallah ikinci günü de çok güzel bir şekilde yaparak tam manası hedefine ulaştırmış olacağız. Tabii şunu özellikle belirtmek istiyorum. Kahramanmaraş sadece edebiyatın ve şiirin başkenti değil aslında. Kahramanmaraş'ın her köşesinde gizli saklı bir lezzet var. Aynı zamanda lezzetin de başkenti Kahramanmaraş ki bu lezzet bölgelerinden bir tanesi de Çağlayan Cirit. Çağlayan Cirit'in cevizini işliyoruz. Çağlayan Cirit'in cevizini tanıtıyoruz. Gayemiz bu. Çağlayan Cirit'te daha fazla entegre ceviz bahçeleri yapmak ve Çağlayan Cirit cevizini tüm dünya çapında bir marka yapmaya çalışıyoruz. Sadece ceviz mi? Aslında değil. Çağlayan Cirit'te çok fazla miktarda bir arıcılık potansiyeli de var. Çok fazla miktarda bir bal potansiyelimiz de var. Hemen yanı başımızda Helete mahallemizde çok ciddi manada bir elma potansiyelimiz var. İnşallah cevizden sonra bala ve elmeye de el atacağız. Tabi onlarla da ilgili çalışmalar kısmet olursa yapacağız. Aynı zamanda bugün ceviz reçeli yarışması oldu. Evet tabi sadece ceviz reçeli değil aslında. Cevizden yapılan tatlılarla ilgili bir yarışma yaptık. Bir hayli katılım vardı. Biz tabi bunları jüri olarak gerçekten derecelendirmekte çok zorlandık. Çünkü her birisi birbirinden çok değerli, emek verilmiş tatlılardı. Tüm dereceye girenleri ve giremeyenleri de inşallah kısmet olursa akşam konser alanında onları da kısmet olursa ödüllendireceğiz. Yalnız festivalimizle ilgili bugün bir detay çok dikkatimi çekti. Az önce festival alanından geldim. Biliyorsunuz sabah saat 10'dan festival akşam başlayıncaya kadar biz çocuklarımızla ilgili organizasyonlar yapıyoruz. Tabii animatörlerimiz animasyonlar yapıyorlar. Çok ciddi eğleniyor çocuklar. Çok duygulandım, çok hoşuma gitti. Şimdi Çağlayan Cirit biraz kıyıda köşede kalmış ve ekonomik olarak gerçekten belli bir refaha ulaşmamış bir ilçemiz. Oradaki çocuklarımız bu animasyonları falan sadece televizyonlarda görüyorlardı. Ve bugün biz o çocukların televizyonlarda gördüğü bu animatörleri getirip bizzat kendilerinin hizmetine sunmak, onlara eğlendirmek beni o kadar çok duygulandırdı ki, o kadar çok hoşuma gitti ki çocukların gözlerindeki bu canlılığı görmek beni ziyadesiyle memnun etti. Onlara hediyeler dağıttık. Çocuklar nezdinde bir takım yarışmalar yapıyoruz ki akşam da bir etkinlik olsun düşüncesiyle yetişkinlerimize yönelik bir ses yarışması da kısmet olursa yapımcı arkadaşlar organize ediyorlar. Yani şu anda her şey yolunda. Hedefimize yavaş yavaş ulaşıyoruz. Biz kafaya koyduk Çağlayan Cirit cevizini. Dünyanın en ünlü cevizi haline getireceğiz. Evet, her ceviz Çağlayan Cirit cevizi değildir. Çağlayan Cirit cevizi değildir. Bunun da önüne inşallah önümüzdekiler yapacağımız çalışmalarla geçeceğiz. Çünkü Çağlayan Cirit cevizi adı altında Türkiye'nin değişik yerlerinde farklı cevizler satılıyor. Bizim cevizimiz daha çok sofralık ceviz, çerezlik ceviz ve dolayısıyla biz Çağlayan Cirit cevizimizin ayıklanmasından kırılmasına, kırıldıktan sonra paketlenmesine ve patentinin alınmasına kadar her türlü iş ve eylemleri inşallah yapacağız. Hatta hedefi biraz büyük tutacağız. Neden olmasın ki? Şu anda biz biraz profesyonelce yapamadık bu işi belki ama biraz amatörüz. İlerleyen dönemlerinde ne olmasın? Çağlayan Cirit cevizini sadece ulusal anlamda değil, tüm uluslararası anlamda da organize tanıtacak bir organizasyon yapabiliriz. Festivaller devamı gelecek değil mi? Gelecek tabii ki. Bak bunu işte yani ulusal anlamdan uluslararası anlama taşımanın da gayret içerisinde olacağız kısmet olursa. Bak görüyor musunuz bugün festivalden dolayı sadece festival alanımız değil, şehrimizin her tarafında bir festival havası var. Çağlayan Cirit'imizin çok önemli mekanları var. İşte böyle ceviz bahçeleri arasında kurulmuş çok güzel tesislerimiz var. Bugün tesislerimiz dolup taşıyor. Esnafımız da rahat bir nefes aldı. Komşu illerden, Çağlayan Cirit'in dışından da festivalimize çok yoğun bir ilgi var. Yakından, uzaktan festivalimize ilgi gösteren, bizi onurlandıran tüm yurttaşlarıma ben sizler aracılığıyla çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Böyle bir organizeye öncülük ettiğinizde başkanım. Çok teşekkürler. Bu arada başkanım, proje demişken Çağlayan Cirit'te yapılan projeler var, yapılmakta olan projeler var. Biraz da projeler tabii ki. Yani tabii Çağlayan Cirit aslında saklı bir cennet.
çok doğal güzellikleri bir hayli fazla olan bir ilçemiz. Tabii biz bu güzelliklere, bu doğallıklara ulaşabilmemiz için biraz ulaşım problemlerimiz var. Malumunuz bu güzelliklere standartları yüksek bir şekilde ulaşmamız lazım. Ulaşım problemlerini çok önemsiyoruz. Şimdi Çağlayan Cevit, Kahramanmaraş'a ve diğer komşulara daha rahat ulaştırabilecek standartları yüksek yollar inşa ediyoruz. Bunun dışında yerel yönetici olarak biz göreve talip olduğumuzda bu ilçe halkına ne söz vermişsek hepsini bir bir hayata geçiriyoruz. 3,5 yıllık görev süremiz içerisinde hedeflediğimiz noktaya yakınız. Geriye kalan kısımda inşallah geri kalan vaatlerimizi gerçekleştirip Çağlayan Cevit'i çok yakında marka bir ilçe haline getireceğiz. Nedir bunlar? İşte ulaşım problemlerimiz, kilit parke problemlerimiz, taziye evi kültürevi problemlerimiz, sosyal tesis ve donatılan problemlerimiz, spor alanları, spor kompleksi projelerimiz. Bunun dışında çok daha genel bütçeyi, merkezi hükümeti ilgilendiren ceviz yetiştirmemiz için gölet ve baraj problemlerimiz. Hepsini şu an bir kısmına başladık, bir kısmını planladık ihale aşamasında. Doğalgazı unutmayalım başkanım. Tabii ki dün milletvekilimiz de bunun zaten daha önce müjdesini vermiştik biz doğalgazımızın. İnşallah 2018'in en geç sonunda Çağlayan Cevit merkezimize doğalgaz gelmiş olacak. Ondan sonra ilgili dağıtım şirketiyle birlikte şehrin tüm mahallelerine doğalgazı da vermiş olacağız. Bu önemli ve özel enerjiyi de bu güzel insanlara vermiş olacağız. İnsanlarımız çok değerli. Bakın bu insanlar inanın çok köklü bir medeniyetin, kültürün torunları. Gerçekten yeryüzünde çok bulabileceğiniz nadide bir kavmin torunları. Ben gerçekten onların hizmetkarı olmaktan, onlara hizmet etmekten çok onur duyuyorum, çok mutluluk duyuyorum. İnşallah vatandaşımızın da desteğiyle hükümetimiz, çok güçlü bir hükümetimiz var. Onların da desteğini arkamıza alarak Çağlayan Cevit'i değiştirip dönüştürmeye devam edeceğiz kısmet olursa. Ben teşekkür ediyorum. Çağlayan Cevit'i olmak isteriz. İnşallah. İnşallah. Peki. 14 tatlımız yarıştı. 14 Çağlayan Cevit'li hanım kıyasıya mücadele etti. Ceviz tatlısı yarışması kapsamında. Evet, jüri çok zorlandı değil mi başkanım? Birinciyi, ikinciyi, üçüncüyü seçmek için. Diğerleri hep dördüncü oldu. Dördüncü ilan ettik onları. 14 tatlımız yarıştı. Evet, gerçekten jüri çok zorlandı. Hatta ben bugün diyeti bozdum. Bu jüride görevimden dolayı. Her birisi birbirinden çok lezzetliydi ama belli kriterlere göre derecelendirmek zorundaydık. Jürimiz birinciyi, ikinciyi, üçüncüyü ve diğer katılımcıların tamamında dördüncü olarak ilan etti. Evet başkanım, ne ödül vereceğiz? Çok güzel ödüller var değil mi? Birinci Zaydan'la. Ne veriyoruz biliyor musunuz? Tam altın. Süper. Evet, hak etti. Gerçekten çok güzeldi. Yeşil ceviz reçeli tatlısı. Yapımı da çok kolay değilmiş öğrendiğim kadarıyla. Kocaman alkışlarla Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden Bengü geliyor. We'll be right back.
kaderlerim yerim yerim. Yaralı bir kuş kalmış kapıma, kanadı kırılmış üşümüş biraz. Başlangıcın bir sonu vardır ve gecemizin artık sonuna geldik. Çok güzel bir gece oldu. Çok güzel bir organizasyon oldu. Emeği geçen başta belediye başkanımız Üzeyir Kızıl Seki'ye çok teşekkür ediyoruz ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda organizasyonu hazırlayan değerli meslektaşımız Belma Belediye'ne çok teşekkür ediyoruz. Çağlayan Cerit'i böyle güzel bir atmosferle buluşturduğu için, bizde güzel bir gece yaşattığı için herkese buradan çok teşekkür ediyorum ve tekrardan yeni bir festivalde buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, Allah'a ısmarladık. Gel gör, lezzeti tat, Erçelebi'yi anlat. Erçelebi, kömürde kadayıfın sunduğu en güzel aşklar Ulutaç'la başlar. Ulutaç Mobilya'nın sunduğu Mola Saati programı sona erdi.